Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastor Güçlü Erman. Bol yaşam konusunu içeren bir program serisinde sizlerle birlikte olacağız. Tanrı'nın sözünde Yohann 10. bölüm 10. ayette şöyle diyor, hatta İsa'nın sözleri diyor ki, ''Hırsız ancak çalmak, öldürmek ve yok etmek için gelir. Ama ben ise insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.'' Evet, Tanrı'nın her insan için öngördüğü harika ve bol bir yaşam var bunu incelemek, bunu öğrenmek istiyoruz ve sizleri bu konuda teşvik etmek istiyoruz. Ve değerli eşim Gülben de bizlerle birlikte ve Tanrı sözünü bizlerle paylaşacak. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Bol yaşam ne kadar önemli bir konu değil mi? Evet. Çünkü kıt yaşam var, bol yaşam var. Hatta birçok insan hayatta gerçekten zorluklar içinde, e, eksiklikler içinde ama Tanrı bizim eksiklik içinde olmamızı istemiyor. Kıt yaşam yaşamamızı istemiyor değil mi? Hatta o meşhur mezmur 23'te ne diyor? Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Haleluya. Evet, evet, Rabbin isteği bizlerin e, e, insan için bol yaşama sahip olmaları. Ama bu bol yaşam, hani e, birçok Hristiyan hani bol yaşamı bilir, anlar, işte o ayeti de bilir. Ha, Haleluya bol yaşam der ama bunu yaşamaz ve anlamaz. Bunlara değinmemiz lazım değil mi hayatım? Evet, bir kere bol yaşam İsa'ya iman etmekle başlıyor. İsa'ya iman etmeden önce bol yaşam mümkün değil. Çünkü bol yaşamı Tanrı'nın kendisi veriyor. Tanrı'nın doluluğuyla dolu olan bir yaşam. Bol yaşam. Ve İsa ile tanıştığımız günden itibaren bu bol yaşam kavramıyla karşılaşıyoruz. Ve e, İsa demin de dediğin ayette bol yaşam vermek için hayatlarımıza giriyor. Ona iman etmemizle birlikte bol yaşam vermek için bizim hayatımıza giriyor. Ve dolayısıyla şöyle söyledin sen, iman etmiş olan, İsa'ya iman etmiş olan herkes bu bol yaşam ayetini biliyor değil mi? İsa bol yaşam vermeye geldi. En, çok bilinen ayetlerden birisidir İncil'de değil mi? <laughs> evet. Ve Ama şunu söylememiz lazım. Bol yaşam yeterince anlaşılıyor mu? Yani bol yaşam dediğimiz, dediğimiz zaman, yani bol yaşam nedir? Hı hı. Tam anlamıyla nedir? Ve, ve nasıl bol, bol yaşama sahip olabiliriz değil mi? Yani evet. Bu çok ve önemli. Bu bol yaşamı nasıl yaşayabiliriz? Yani bu çürümüş dünyada, bu kötülüklerin çok olduğu dünyada bol yaşam yaşayabilir miyiz? Bu mümkün müdür? Mümkünse nasıldır? Bu konuda e, aydınlatmamız gerekiyor ki e, İsa Mesih'e iman ettikten sonra bol yaşamı insanlar sürdürebilsinler. Evet. Ve biz yani bol yaşamdan, zaferden, doluluktan, yeterinden fazlasına sahip olmaktan, bu zenginlikten, Tanrı'nın bereketinden bahsettiğim zaman bazen insanlar bunu sanki şey, çok uçuk, çok idealistik bir düşünce gibi görüyorlar ve çünkü tecrübelerine dayanarak konuşuyorlar. Dünyaya ve çevrelerine bakarak konuşuyorlar ve diyorlar ki yani nasıl bu mümkün olabilir? Ama mümkün. Evet. Ve kutsal kitapta bunu yaşamış olan insanlar var ve kutsal kitapta bunu yaşayabileceğimize dair birçok e, yönlendirme var, birçok vaat var. Hı hı. Bunlara sahip çıkmamız lazım ama aynı zamanda bu bol yaşamı yaşayabilmek için de bize bize de düşen bazı önemli görevler var değil mi? Bizim bir rolümüz var. Çünkü sonuçta ile bir antlaşmaya sahibiz. Bu antlaşmada Tanrı bize bol yaşamı veren, doyumu veren. Ama tabii ki o antlaşma içinde de bizim Tanrı'yla olan ilişkimizde anlayışımız, bütün bunları ee, ...hayatımızda o esine sahip olup bunun yerleşmesi çok önemli bu, bu yaşamı yaşayabilmek için değil mi? Evet. Bir de şöyle... Ee, yani iman İsa Mesih inanlıları şöyle düşünüyor. Evet bu bol yaşama bir gün sahip olacağım. Yani bu bedeni terk ettikten sonra cennete gittiğim zaman bu bol yaşama sahip olacağım tam anlamıyla. Evet, yani evet. şu anda dünyada yaşadığım için belli bazı zorlukların altında baskısında yaşıyorum diye düşünüyor. Ama şu şu ayeti vermek istiyorum. Bu ayet çok önemli bir ayet. Romalılar 5. bölüm 17. ayette diyor ki Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların Evet. Biz iman ettiğimiz zaman ne yaptık? Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını evet. aldık değil mi? Doğru kişiler olduk. O aklanma, doğru evet. kişi sayılmak, imanla doğru olmak, Tanrı'yla doğru konumda olmak, antlaşmasında olmak, değil mi? onunla bir ortak olmak, yaşamın mira, ortak mirasçısı olmak, bütün bunlar sağladı bu doğru kişi olmak, aklanmak değil evet. mi? Evet. Diyor ki, aklan Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların tek bir adam. Yani İsa Mesih sayesinde... Yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Yani ne diyor? Bu yaşamda egemenlik sürmek. Ölünce değil. Ya evet. da cennete gidince değil. İnsanın yanına gidince değil. Bu yaşamda egemenlik sürmek. Demek ki bizim için bu yaşamda egemenlik sürmek çok kesinse evet. Bu yaşamdaki egemenlik sürmenin ne anlama geldiğini anlamamız lazım. Hı -hı. Yani bu yaşamda egemenlik sürmek ne demek? Evet. Yani bu yüzden de elçilerin işlerine gitmek istiyorum. Ve elçilerden örnek vermek istiyorum. Çünkü elçilerin hepsi bol yaşam sürmüş olan insanlar. Hı hı. Ve elçilerin işlerindeki e, bu e, elçiler neden bol yaşam sürdüler? Çünkü Mesih İsa'da neye sahip olduklarını biliyorlardı. Tanrı'nın doluluğunda yaşamanın ne anlama geldiğini biliyorlardı. Hı hı. Ve neye sahip olduklarını bildikleri için... E, bu bol yaşamı da nasıl e, yaşayacaklarını ve yaşamda nasıl egemenlik süreceklerini de biliyorlardı. Hatta öyle yaşadılar ki bu bol yaşamı, gittikleri her yerde bir fark yarattılar. Ve Tanrı sözünü duyurdukları zaman mucizeler, belirtiler, e, işaretler onları takip etti. Evet. Ve e, böyle yaşarken... Ee, o bulundukları çevrede çok büyük bir etki yarattılar. Yani bu böyle bir iki kişi değil. Yani bütün o bulundukları bölgede nereye gittilerse büyük bir etki yarattılar. Hatta o bölgedeki insanlar onların böyle bir süper güç ya da böyle bir ilah, bir tanrı olduğunu zannetti. Hı hı. Evet Onlara tapılmaya kalktılar, tapınmaya, kurban kesmeye kalktılar. Tapınmaya kalktılar, kalktılar evet, evet. elçilere ve evet. elçiler de onlara biz de bir insanız diye ikna etmek için çok çaba sarf ettiler. Evet. Yani demek ki bol yaşamı sürdüğümüz zaman. Gerçek anlamda yani Tanrı'nın bizden istediği gibi gerçek anlamda bol yaşamı sürdüğümüz zaman elçiler gibi böyle bir e, yaşam sürmüş oluyoruz. Çünkü çok yüksek bir boyutta bir yaşam bu yani evet. normal insanlar bu boyutta değil yani dünyada insanlar kıtlık zihniyetinde zor geçinme işte e, durumların üstesinden gelememe hep yenilgi modunda yaşadıkları için ama Tanrı bize diyor ki ben sizi yani galiplerden üstün kıldım bu durumların hepsinde. Sizi sevenin aracılığıyla galiplerden üstünsünüz. Yani biz gerçekten galiplerden üstünüz. Ama e, maalesef e, Hristiyan e, e, kardeşlerin hayatlarına baktığın zaman e, galibiyet yerine yenilgi görüyorsun. Çünkü düşünceleri yenilenmemiş. Yani Romalılarda o uyarı var değil mi? 12. bölüm 2. ayet. Bu çağın gidişine uymayın. Tanrı'nın iyi, beğenil ve yetkin isteğini ne olduğunu anlayabilmek için düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Yani bu bol yaşam yaşayabilmek için değişim gerekiyor. Değişmemiz gerekiyor ve düşüncelerimizi yenilememiz gerekiyor. Farklı gözlerle görebilmemiz gerekiyor. Farklı düşünebilmemiz gerekiyor. Tanrı da dediği gibi benim düşüncelerim sizin düşüncelerinizden çok daha yüksek. Benim tasarlarım sizin tasarlarınızdan çok daha yüksek. Yani Tanrı resmen bizi daha yüksek bir boyuta, daha yüksek bir yaşam seviyesine çağırıyor ve evet. o, orada yaşayabilmek için, onu tadabilmek için donatmak gereken her şeyi vermek istiyor değil mi? Evet. E bunu, bunun bilincinde olmamız lazım ve o kıtlık zihniyetinden çıkmamız lazım. Evet. Değil Aynı mi? zamanda da kendisinin kendimizi nasıl gördüğümüz çok önemli. Yani İsa'ya iman ettikten sonra diyor ya yeni yaratıklar olduk. Evet, bu çok önemli. Mesleki kimliğimiz değil mi? Evet, mesleki kimliğimiz çok önemli. Bunu ee, şeytan in, in, inananların bilmesini istemiyor. Hı hı. Neden? Çünkü kim olduğunu bilirsen ona göre yaşarsın. Evet. Yetkini bilirsen, sahip olduğun mirası anlarsan onu onu, onu... Onu yaşarsın. Ona göre yaşarsın. Yani mesela diyelim ki e, dünyasal olarak bile hani polis olduğunu bilirsen polis gibi yaşarsın değil Doğru. mi? Yani veya doktor olduğunu bilirsen doktor gibi yaşarsın. Neden? Çünkü doktor olduğuna dair kesin bir bilgin vardır. Yani evet. doktor olduğunu yani, yani kendini doktor olarak görürsün ve doktor olarak yaşarsın. İşte e, kutsal kitapta da yani iman ettiğimizden itibaren Mesih'te neye sahip olduklarımızı yazıyor. Evet, bir sadece bir tane ayetle değil birçok ayetle ne, mesihte neye sahip olduğumuzu yaşıyor yazıyor evet. hatta elçiler buna bunu biliyorlardı mesihte neye sahip olduklarını biliyorlardı hatta elçiler oradan geçerken e, kötülüğü gördükleri zaman altın ve gümüş bende yok ama bende olanı sana veriyorum İsa mesihin ismiyle kalk ve yürü dedi evet. Yani bu sırf bu cümleden anlıyoruz ki elçiler neye sahip olduklarını biliyorlardı. Dolayısıyla neye sahip olduklarını bilerek yaşadılar. Bu kendi gücümüzle olan bir şey değil. Mesih'in armağanı, iman etmeyle bize verilmiş olan armağanı. Ve elçilerin işlerinden örnek verirsek, evet. e, öyle bir yaşadılar ki, mesela elçilerin işleri 10, 24, 26 ayetlerde kısaca şunu söyleyeyim. Diyor ki, ikinci günü Sezariye'ye vardılar. Bu arada Cornelius akraba ve yakın dostlarını toplamış, onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak, kalk ben de insanım dedi. Yani ben de bir, seni gibi bir insanım, ben öyle üstün bir insan değilim yani senden. E, kalk ben de insanım diyor. Yani onu ikna etmeye çalışıyor, insan olduğuna, onun gibi bir insan olduğuna. Sadece ben neye sahip olduğumu Mesih'te biliyorum. Ve ona göre yaşıyorum. O yüzden belirtiler ve mucizeler beni takip ediyor. Mesela Elçilerin İşleri 14.9'da Paulus sayesinde bir kötürüm iyileştirildiğinde Paulus'un ne yaptığını gören halk Likonya dilinde Tanrılar insan kılığına girip aramıza inmiş dediler. Hı. Onlara tapınmaya kalktılar. Barna ve Paulus bunu duyunca Efendiler neden böyle şeyler yapıyorsunuz diye bağırıp onları Tanrı olmadıklarını ikna etmeye çalışıyorlar. Yani gerçekten e, Mesih'te neye sahip olduğumuzu bilip, ona göre yaşadığımız zaman sanki üstün insanmış gibi, e, yani bunu kendi gücümüzle yapıyormuşuz gibi ya da üstün insanmış gibi karşı taraf algılıyor. Ama elçiler diyor onları ikna etmeye çalışıyor. Böyle değiliz. Biz sadece Mesih'te sahip olduklarımızı biliyoruz ve buna göre yaşıyoruz. O yüzden belirtiler ve mucizeler bizi takip ediyor. Evet, çünkü Tanrı'nın ruhuyla doluyuz. Yani dış, dışsal olarak insanız, insan görünümündeyiz. Diğer insanlar gibi ama yani tabii içimizde olan o meşih'in gücü, kusurrun gücü dışarı çıkıp sergilenmeye başladığı zaman insanlar tabii ki o tanrısal gücü, tanrısal boyutu, tanrısal yetenekleri, armağanları görünce tabii ki onlara ilah gibi tapılmak istediler. Bahsettiğin Petrus'un gölgesi diyor, e, hastaların üzerine geldiği zaman hastalar iyileşiyor, onlardan cinler çıkıyordu. Yine bahsettiğimiz Paulus'un vücudundan aldıkları Kıyafetleri hastalara taşıyorlardı, üzerlerine koydukları zaman hastaları iyileşiyordu, içlerinden cinler çıkıyordu. Yani olağanüstü bir güç var. Gözle görülmeyen o mesediş, o bolluk Tanrı'nın doğaüstü gücü, harikalar, mucizeler, belirtiler yapan gücü tabii sergilendiği için onların aracılığıyla, bu yeni yaratıkların içinde yaşayan güçle tabii insanlar o o, o üstün boyutu görerek, e, fark ediyorlar ki dışsal olarak insan gibiler ama tanrılar diyorlar değil mi? İnsan hı hı. beline bürünüp aramıza gelmişler. Ama aslında doğru Tanrı bizleri doldurmak istiyor ve bizler aracıyla yaşamak, bizler aracıyla konuşmak, dokunmak istiyor. Bu dünyada ışığını bizler aracıyla yansıtmak istiyor. Bol yaşam işte bu doluluk değil mi? Evet. Hatta elçilerin işleri 17.6'da diyor ki elçiler hakkında insanlar dünyayı alt üst eden o adamlar buraya geldiler. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yani Tanrı'nın doluluğuyla yaşadığımız zaman dünyaya alt üst eden adamlar sınıfına giriyoruz. Halelüya. <laughs> Ve dikkat edersen Elçilerin işleri 5. bölüm 13. ayette diyor ki halk onlara büyük saygı duyuyordu. Büyük saygı duyuyordu. Ve dışarıdan kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Halelüya. Bunun üzerine devam edelim hayatım. Kısa bir ara verelim. Sevgili izleyicilerimiz bu kısa aradan sonra devam ediyoruz. Sakın ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-posta adresimiz mucdeturkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. İman Yaşamı. Hayatınızı değiştirecek bu seride iman sayesinde başarılı olmayı ve imanınızı geliştirmeyi öğreneceksiniz. Pastör Güçlü Erman'ın bu vasetine ücretsiz sahip olmak için bize yazın. Posta kodu 136 Beyoğlu İstanbul, e-posta müjdeturkiye.msn.com, SMS hattı 0534 611 8175. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastor Güçlü Erman. Bol yaşam konusunu iş, işliyoruz. Değerli Eşim Gülben bizlerle birlikte ve Tanrı'nın sözünü bizlerle paylaşıyor. Hayatım, e, biraz evvel değindiğim konu çok önemli. Yani o bol yaşam konusuna değiniyoruz ve e, elçilerin yaşamında e, o bol yaşamı gördükleri zaman insanlar onlara resmen ilahlaştırmak istediler, onlara tapınmak istediler. Ve onlar da diğer insanları kendileri gibi insan olduğuna dair ikna etmeye çalıştılar. Hayır bize tapınmayın, bunu yapan Tanrı'dır. Ama şöyle bir olay, tabii biz İsa Mesih'e iman ettiğimiz anda ve kutsal ruhla dolduğumuz zaman, İsa ne dedi? Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Benim adıma tanıklar olacaksınız. Neyin tanığı oluyoruz? Aslında bu bol yaşamın tanığı oluyoruz. İçimizdeki kutsal ruhun doluluğu, bol yaşamı bize aktaran kutsal ruh sayesinde o bol yaşam, meyveler, armağanlar, tanrısal güç Bunlar hayatımıza sergilendiği zaman bir tanık oluyoruz hı hı. ve insanların o tanıklığı görünce bizi ilah ilahlaştırmak isteyebilirler. Ee, hatta şöyle bir sorun da var yani e, bazen insanlar bana e-mail yazıyor işte, pastör güçlü lütfen benim için dua et sen Tanrı'ya daha yakın bir adamsın sen daha kutsal bir adamsın Tanrı senin dualarını işitir işte benim için bir dua eder misin? E, bu hala var yani günümüzde de insanları azizleştirmek işte beni belki alıp işte başka bir yüksek bir boyuta çıkarma insanların düşüncelerini ama şu önemli. Yani ben Tanrı'ya ne kadar yakınsam beni izleyen herkes, her bir insan benden daha da Tanrı'ya yakın olabilirler. Ve aynı yetkiye sahip olabilirler. Aynı zaferle yaşayabilirler. Onlar da dua ettikleri zaman Tanrı onları işitecek ve onlar aracılığı mucizeler ve harikalar yapacaktır. Yani bu e, sahip olduğumuz doluluğa bağlı bir şey. O bol yaşam anlamımız lazım değil mi? Evet, evet. Ve bol yaşam anlamamız lazım. Çünkü yani şey sen gerçekten insanların bol yaşam yaşamasını istemiyor. Hırsız çalıyor. Çünkü eğer gerçekten neye sahip olduklarını bilirlerse onun gibi yaşayacaklar. Ve onun gibi yaşarlarsa işte bu elçiler için dedikleri gibi dünyayı alt üst edecekler. <laughs> Anlatabiliyor muyum? O yüzden bol yaşama sahip olmasını istemiyor. Ama Tanrı'nın yüzde yüz bütün yüreğiyle istediği şey çocuklarının bol yaşama sahip olarak ve sahip oldukları şeyin bilincinde yaşayarak. Yani neden annemiz babamız bize bir miras bıraktıysa hı. bu mirası kabul etmeyelim. Hı hı. Ve bu mirası yani şükrederek bu mirası kabul ederek bu mirasın izinde gitmeyelim. Yani neden faydalanmayalım Rabbin sağladığı e, faydalardan? Neden faydalanmayalım. Yani bu Rabbi hoşnut ediyor. Hıhı. Hı. Rabbin iyiliklerini hiçbirini unutmayın hı. diyor mezmurda. Evet. Unutmamamız lazım, hatırlamamız lazım, bilmemiz, anlamamız lazım. Evet ve yani e, bol yaşam ve Rabbin doluluğunda yaşamak, yani kısaca şu demek, bulunduğun toplumda bir fark yaratmak. Rabbin gücüyle, kendi gücüne değil ama Rabbin gücü sayesinde ve e, kim olduğunu bilerekten bulunduğun toplumda bir fark yaratmak. Yani mesela 2. Korintiler 5 ve 9. ayette, Paulus amacımızın, yani bu dünyada yaşamamızın amacının ne olduğunu bize söylüyor. Hani herkes merak eder ya neden bu dünyada yaşıyorum, nedir benim bu dünyadaki amacım. Hı hı. Diyor ki bunun için ister bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım. Amacımız Rabb'i hoşnut etmektir. Hı hı. Rabb'i hoşnut etmek. Yani ister... İster yaşıyor ister ölü olalım bedenden uzak olmak demek ki Rabbin yanında. Ya cennette ya dünyada demek evet, yani. Evet yani diyor ki amacımız Rabb'i hoşnut etmek. Evet. Yani e, Rabb'i hoşnut etmek ve Rabb'i hoşnut eden bir yaşam sürmek amacımız olması lazım. Hı hı. Peki yani bu dünyada biz Rabb'i hoşnut edebilir miyiz? Nasıl edebiliriz yani. Ve başka bir şey daha var, başka bir ayet daha var. Bu Efesliler 2.10'da bu da çok temel bir ayet. Hı hı. Diyor ki, diyor ki biz Tanrı'nın yapıtıyız. Ve onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Demek ki yani Tanrı'nın bizim için hazırladığı bir planı var hı hı. ve bu plan iyi bir plan. Bu plan bizi düş kırıklığına uğratacak bir plan değil. Bu iyi bir plan ve bu planı yaşamamız Rabb'i hoşnut ediyor. Yani demek ki bir bir insan İsa Mesih'e iman ettikten sonra ilk hedefi Tanrı'nın planı benim için nedir? Hı -hı. Bunu keşfetmek. Evet. Olması lazım ki bu bu planın içinde yaşarsa hem kendisi tatmin olacak hem de Rabbi hoşnut edecek. Yani bu ayette böyle söylüyor. Ama Rabbi hoşnut etmek ancak onun istediği bir yaşam sürmek ve e, onun planlarını öğrenip, benim yani herkesin hakkında ona göre yaşamak. Evet. Çünkü diyor ki, onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Evet. Ve başka bir ayette mesela, 1. Korintiler 2.9'da diyor ki, yazılmış olduğu gibi, Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmediği, hiçbir kulak duymadığı hiçbir insan kavramadı. Hiçbir insan yüreği kavramadı. Yani Tanrı'nın her birey için insan Mesih'e iman ettikten sonra o kadar harika planları var ki. Yani bunu biz aklımızın ucundan geçiremeyiz. Kendi kafamıza göre düşünmeye çalışsak evet. az kalır, kıt kalır yani. Şunu demek istiyor. Bir, Tanrı diyor bol bol yaşam olan bir plan hazırladı. Ama biz bunu kendi normal doğal gözlerimize göremeyiz. Doğal aklımızı anlayamayız. Bir sonraki ayette de dediği gibi ama diyor bunlar size kutsal ruh aracılığı açıklanacaktır. Evet. Yani Tanrı'nın ruhu aracılığıyla ancak Tanrı'nın tasarısını ve Tanrı'nın bol yaşamını anlayabiliriz. Tanrı'nın ruhu olmadan düşünen, plan veren, karar veren insan kıt, kıt bir plan yapar. Bol yaşamdan çok daha düşük bir yaşam olur. Yüksek bir yaşam var, düşük bir yaşam var. İnsan boyutunda kaldığın sürece normal işte yuvarlanıp giden, hayatta kalan, sıradan, istatistik gibi bir insan olarak bir rakam, işte kalabalıkta bir surat daha gibi öyle yuvarlanıp gideceksin. Hı hı. O seviyede kalacaksın ama ama Tanrının ruhuyla dolu olarak, Tanrının ruhuyla esinlenen, Tanrının vah ruhuna vahiy alan bir kişi olarak, onun gücüyle yaşayan bir kişi olarak bol yaşama sahip olduğun zaman çok daha üstün bir boyuta çıkacaksın. Daha yüksek bir seviyede olacaksın. Evet. Ve bu yüzden Rab Rabbin ruhunun esinlenmesi çok önemli. Ruh olmadan bu bol yaşamı anlayamayız ve yaşayamayız, değil mi? Evet, evet. Yani benim vurgulamak istediğim şey şu, bol yaşamı sahip olmak ve bol yaşamı yaşamak, sadece sahip olmak değil. Hani Rab İsa bize bol yaşam verdi tamam ama ben bu bol yaşamı yaşamıyorum, olmaz. Yani Rab İsa bol yaşamı bana verdi ve ben bu bol yaşamı yaşıyorum ancak Rab'bi hoşnut ediyor. Hı hı. <laughs> bol evet. yaşamda yaşama ancak evet. Rab'bi hoşnut ediyor. Bu Bo, bu boy, boy yaşamın en büyük düşmanı dincilik ve gelenekçilik kilise dünyası Evet, bir de benlik diyebiliriz. Benlik. Benlik. Çünkü dünyasallık ve benlik. Rabbin istediği planlar, senin için tasarladığı iyi planlar doğrultusunda yaşayabilirsin. Ya da kafana göre, benliğinin isteğine göre planlar yapıp kendi planın o, o doğrultusunda doğru. yaşayabilirsin. Yani e, her insan, insan bize iman ettikten sonra bu çatala varıyor. Yani evet, her evet. her Kesinlikle. insan Kesinlikle. bu çatala varıyor. Yani Tanrı'nın benim için olan planlarımı takip edeceğim. Yoksa kendi isteklerimi, kendi kafamın doğrultusuna göre gidip kendi planlarımı kurup o şekilde mi hayatımı sürdüreceğim? Hı -hı. Yani bu çatala geliyor ve doğru seçimi yapan gerçekten Tanrı'nın planlarını hayatı içinde takip eden ve bu planlarda doğrultusunda adım adım. Çünkü Tanrı'nın planı öyle birdenbire ortaya çıkan böyle başı, başından sonunu görebileceğin bir plan da değil. Hı hı. Adım adım yürüyeceğin bir şey. Yani Tanrı önüne bir, bir şey çıkarır, onu adım atarsın. Orada yürümeye başlarsın, orada yaşamaya başlarsın. Ondan sonra ona yaşarken, ona sadık olurken, Tanrı ikinci adımı senin önüne çıkarır. Evet. Böyle pat diye önüne bütün yaşamın işte böyle olacak. Ben tabii, bütün yaşamın böyle yaşamanı istiyorum diye çıkartmıyor önümüze. Çünkü küçük şeylerde güvenilir olana daha fazlası verilecek diyor ve yani Tanrı için de geçerli yani incilerini diyor yani domuzların önüne atmıyor Tanrı da. Yani bu bol yaşamın değerini bilmeyen bir kişiye Tanrı neden versin? Bu bol yaşamı boşa harcayacaksa. Bu bol yaşamın bir amacı var Tanrı'yı yüceltmek. Tanrı'nın isteklerini, Tanrı'nın egemenliği bu dünyada yerine getirmek değil mi? Yani kendi çıkarı için yaşayan bir imanlıya Tanrı niye bol yaşam versin? Kendini düşünen bencil. Bol yaşamın amacı nedir? Yeterinden fazla. Senin ihtiyacından fazlası olacak. Bol. Ne yapacaksın bunu? Paylaşacaksın. Paylaşmayan insana bol yaşam gerekmiyor. Kendi için yaşayan insana sadece kıt yaşam lazım. Sana yetecek kadar. Anlıyor musun? Birçok imanlı bu boyutta. Sadece kendi için yaşıyor. Bencil. Verici değil, cömert değil. Tanrı'nın müjdesini duymuyor. Tanrı egemen hiçbir şey yapmıyor. Kendini düşünüyor, kendi rahatını düşünüyor ve onun bol yaşama ihtiyacı yok o zaman. Çünkü bol yaşamı Tanrı niye verecek? Başka insanlara bereket olman için. İbrahim öyle demedi evet. mi? Evet. Seni kutsuyorum, senin aracılığına uluslar kutsanacak. Hı hı. Yani almak, vermek almaktan daha büyük bir mutluluktur, bir berekettir. Yani sürekli almayı düşünen, ben ben diye düşünen imanlı bol yaşamı yaşayamaz evet. ve egemenlik süremez. Bu yani dünyada. şöyle düşünebiliriz: Tanrı bol yaşamı sana veriyor. Evet. Ama bu bol yaşamı yaşayıp yaşamamak sana bağlı. Evet. Yani e, bu bol yaşam, yani Tanrı sana bir miktar veriyor. Bu miktarın hepsini kullanmak ya da birazını biraz yetinmek, evet. Hani kendim e, işte şunu bunu sağlayayım ancak yetecek kadar yaşayayım diye kara azını kullanıp yaşamak sana bağlı evet. ya da Tanrı bana ne kadar bol yaşam verdiyse hepsini kullanmak istiyorum hepsini yaşamak istiyorum ve bol bol yaşamın hepsine bütün bütün e, dakikalarına sahip olup bütün hepsini dolu dolu yaşamak istiyorum diye karar vermek evet. bize bağlı Ve son olarak şununla e, bu bunu vurgulamak istiyorum yani maalesef birçok imanlı kardeşimiz e, bu e, dindar ve sahte bir alçakgönüllülükle şöyle düşünüyorlar yani işte hani ben yetiniyim ee, ama burada bir hata yapıyorlar. Tanrı o bol yaşamı yaşamamızı istiyor. Hı -hı. Bol yaşamda da alçak gönüllü olabilirsin. Yani Hı -hı. yok ben yapamam, ben buna sahip olamam, ben benim için olmasın diye düşünmek de yanlış, Hı -hı. değil mi? Ama dindarlık insanlarda böyle bir düşünceye yol açıyor ve Hı -hı. bu bol yaşamın çok daha altında kalıyorlar. Hı -hı. Programımızın sonuna geldik hayatım ve e, sevgili izleyicimiz gördüğünüz gibi Tanrı her insan için bol yaşam istiyor. Bol sevinç, bol esenlik, bol bereket, ihtiyaçlarınızın karşılanması, hayatınıza zafer ve sahip olmak, ile sağlıklı, dinç bir yaşamla, Tanrı'nın yüceliğini yansıtan, parıl parıl parlayan bir yaşamla o doluluğu yaşamanızı istiyor. Tanrı'nın her insan için amacı bu. Ama bu ancak İsa Mesih'te gerçekleşebilir. Bir kimse İsa Mesih'te yeniden doğduğu zaman o bol yaşam onun içine Tanrı ruhu aracılığıyla yerleştiriliyor ve o bol yaşamın meyveleri hayatında görülmeye başlıyor Tanrıyla yürüdüğü zaman. Bu yüzden bir karar vermemiz lazım İsa Mesih'i kabul etmek için. Belki bir imanlı olarak beni izliyorsunuz ve diyeceksiniz ki ben bu bol yaşamdan çok daha düşük bir seviyede yaşıyorum. Hayatımda günah var Tanrı'dan uzağım. Belki diyeceksiniz ki tekrar adanmam gerekiyor. Belki ilk defa iman edeceksiniz İsa Mesih'e ya da tekrar adanacaksınız. Ama ben kısa bir dua etmek istiyorum. Yürekten imanla bu duayı Tekrar edin. Bu duada bana katılın. Ve hayatınızda bugün bir dönüm noktası olacak. Gelin birlikte dua edelim. Sevgili Tanrım. Sevgili Tanrım. Oğlun İsa Mesih'i. İsa Mesih. Rabbim, Rabbim ve kurtarıcım olarak. Ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Kabul Yüreğime gel. Yüreğime gel. Bütün, günahlarımı, Bütün bağışla. günahlarımı bağışla. Beni akla. Beni akla. Beni ruhunla doldur. Beni ruhunla bol, doldur. Yaşamla doldur. bol yaşamla Bana doldur. Bana sonsuz yaşam ver. Bana sonsuz yaşam ver. adıyla. adıyla. Amin. Amin. Sevgili dostum, harika bir karar verdin. Günahlarından tövbe ettin ve Tanrı seni bağışladı ve akladı ve şu anda içine o ruhuyla o kutsal harika bol yaşamı Aktarıyor. Rabbin ruhu seni dolduruyor. Harika bir şey. Bize yazın, sizden işitmek istiyoruz. Dua istekleriniz varsa, sorularınız veya tanıklıklarınız bunu bizlerle paylaşın. Devam edeceğiz. Ee, bu seride dört programımız daha var. Sakın kaçırmayın. Hayatım, çok teşekkürler. Amin. Amin. Bol yaşam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İncil. Tapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujde.turkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Kutsal kitapta Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz tıpkı sizin gibi Rabb'i seven ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz hem de başka canları bereket olmuş olursunuz. Unutmayın az eken az biçer. Çok eken çok biçer.